değildir de. Aras Bulut İynemli, namı diğer Mete Beyaz Perde'de görücüye çıkmış efendim. Ayça Bingöl başta olmak üzere dostları ve oyuncu arkadaşları da İynemli'yi ilk sinema filminin galasında yalnız bırakmamış. O renkli galadayız şimdi. Yeni hazine buldum, seni sıkı sıkı saracağım. Beni oynat, yüreğime attım, vay seni bana yapacağım. Beyaz Cam'ın en çilekeş kadını Cemile ekrana veda ediyor. Evet, bu sene final yapacağız. Öyle bir geçer zamankinin Mete'si, şimdi de sinemada aşkının peşinden koşuyor. Meryem kimmiş? Kimin nesiymiş? Bir keşiş kızı. Feda olsun! Müslüman bir gençle Hristiyan Meryem'in aşkı. Nasıl olur bu Meryem gibi masum bir kız? Müslüman ümmetinden birisini kucağına atarken... 500 yıl öncesinden beyaz perdeye taşınan imkansız bir aşk. Mete bereket Allah'ın senin haline. Ne demek o? Seni seviyorum demek. Aras Bulut İynemli ve Eva Dedova'nın başrolünü paylaştığı Mahmut'la Meryem'in gala gösterimine ünlü oyuncular akın etti. Ben zaten her ağacının tiryakisi olmuşum. Beyaz Perde'deki ilk başrol denemesinde Aras Bulut İynemli'ye dostlarından tam destek geldi. Ben Aras için geldim, öyle için. Tolga Güleç, sevgilisi Yeliz Şar'la birlikte geldi galaya. Kalbim artık atsa atsa sana şarkar bundan sonra. Ben vazgeçmem ölüm olsa. 3 senemizi gece gündüz geçirdiğimiz bir adamla şu an başka bir heyecanı paylaşıyor, onun bunu yaşıyorum. Türkiye-Azerbaycan ortak yapımı olan film, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Elçin Efendiyev'in aynı adlı romanından beyaz perdeye taşındı. Meryem kimmiş? Kimin nesiymiş? Bir keşiş kızı. Feda olsun! Başbakan Yardımcısı filmin İstanbul'daki galasında hazır bulundu. Bu ilk filmdeki Azerbaycan'la Türkiye aktörleri, Azerbaycan'la Türkiye senaristleri bir yerde... bir film çekipler. Benim için çok hoştu ki bu ilk premiera, ilk filmin ilk görüşü benim sevimli şehrim olan İstanbul'da baş verir. Gala gecesi hem hanımlar hem de beyler arasında şıklık yarışı vardı. Katıldığı her davette cüretkar elbiseleriyle dikkat çeken Şahin Irmak'ın sevgilisi kırmızı derin göğüs dekolteli elbisesiyle bu defa da bütün dikkatleri üzerine topladı. Cemal Hünal, Yeşilçam'ın unutulmaz kötüsü Hüseyin Peyda tarzı sakallarıyla dikkat çekti. Yeni sakal çektiğiniz bu filmle alakalı mıydı? Yok yok, bu filmle alakalı. Bugün de peruk takıyorum. Bu TRT'deki Osmanlı Tokadı dizisi için bir baktım çok acayip kostüm yapmışlar. Ben de dedim bari ben de kalkıyorum. Yeni dizisi için kendine yeni imaj yapan Cemal Hünal'ın sakallı hali, eşi Lale Cangal'ın pek de hoşuna gitmemiş. Ben çabuk alıştım. Lale Hanım hala yadırgıyor biraz. Tolga Karel'in Azeri eşi Günay Musayeva, dantel ve deri kombinli elbisesiyle galanın en şık misafirlerinden biri oldu. Hasan Kaçan'ın Mahmut'la Meryem'deki rolü öylesine küçültmüş ki filmde oynadığından bile emin değil hala. Kontrol etmek için galada. Çok sürpriz bir rol oynadım ben ya. Ben bile farkında değilim oynadığımın. Vallahi yani kendimi göreceğim mi bilmiyorum yani. Böyle çok hızlı bir atak bir rol oynadım. O kadar hızlı ki nasıl girdiğimle çıktığım belli değil yani. Necati Şaşmaz'la yakın bir dostluğu var Hasan Kaçan'ın. Kalp rahatsızlığı yaşayan Şaşmaz'ın son durumunu ona soruyor haberciler. Kalp spazmı demeyelim ona, şeyden yoğun çalışma temposundan dolayı şu anda gayet iyi, hiçbir şeysi yok. Dizi devam. Alper Kul da orada. Hayırlısıyla güzel bir film izleyeceğiz. Vatanımız hayırlı olsun. Ve Cemile. Her şeye rağmen İstanbul çok farklı. Şıklığıyla göz kamaştıran ünlü oyuncu Mete'yi beyaz perdede izleyeceği için epey heyecanlıydı. Valla ben de çok heyecanlıyım. Arasında çok heyecanlı olduğunu biliyorum. Bu filme o kadar inançla hazırlandı ki çok merakla bekliyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkmış. Ey Müslümanların abla, eğer bizim Mahmut'la bir arada olmamızı istemiyorsan neden bu aşkı yüreğimize verdin? Ben
gerçekten iyi bir iş çıkarttığına eminim. Arkasındayım oğlumun sonuna kadar. Ayça Bingöl, Çilekeş Cemile'nin çilelerinin bu sezon sona ereceğini söyledi. Evet, bu sene final yapacağız. Öyle bir geçer zamankinin final yapacağını belirten Ayça Bingöl, dizinin sinema versiyonu olur mu sorusuna ise şöyle yanıt verdi. Şu an hiç öyle bir şey görüşülmüyor, konuşulmuyor ama bir sinema filmi olmasını ben de isterim öyle bir geçer zamankinin. Ve işte esas kız ve esas oğlan. Fakat esas kızın başı kuyruklu elbisesiyle biraz dertte. Abi ne oldu lan? Aras Bulut İğnemli ve Eva Dedova, Mahmut'la Meryem'deki imkansız aşklarıyla sinema severleri bir masal dünyasının içine çekiyor. Ne demek o? Seni seviyorum demek. İmkansız bir aşk anlatıyor Mahmut'la Meryem'in. 1514'te geçiyor hikaye. Ben Mahmut o Meryem. Evet. Meryem kimmiş? Kimin nesiymiş? Bir keşiş kızı.